Evet kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bakın bir hadis-i şerifte buyuruyor. Beyne raculi ve beyne şirki vel küfri terküs salah. Kul ile şirk arasında sadece diyor namazın terki vardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya nasıl bir tehdit görüyor musun? He? Yani küfürle şirk arasında ne vardır? Namazın terki. Yani arada namaz, namazın varsa kalın bir duvar var. Şirkle küfür arasında namaz demek ki kalın bir duvar. Ama o yoksa, o efendim namazın yoksa, arada o kırmızı çizgi, o kalın duvar yoksa Allah muhafaza demek ki küfre, şirke düşme tehlikesi söz konusu olabiliyor. Namaz kılmaya kılmaya kalp kararacak, kalp kararınca iman nuru sönecek. Allah muhafaza insan imandan çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak demek ki yani bu namazsızlık hakikaten e, çok tehlikeli bir durum e peki hoca efendi yani namaz kılmayan kafir olur mu hani şimdi anlatıyoruz ya işte ayeti kerimelerde efendim e, namaz kılmayanlarla alakalı cehennemdekiler işte sorulduğu zaman biz namaz kılan, e, kılanlardan değildik e, cevapları hep yani ne yapıyor akla şunu getiriyor. Peki namaz kılmayan kafir olur mu? Olmaz. Ehli sünnete göre günah işlemek adamı dinden çıkarmaz inkar etmedikçe. inkar etmedikçe dinden çıkarmaz. Ama hoca efendiye sormuşlar. Hoca efendi namaz kılmayan kafir olur mu? Ne demiş? Evladım, namaz kılmayan kafir olmaz ama Kafirler namaz kılmaz demiş. Ya kafirler namaz kılıyor mu? Hem Müslümanım diyeceksin, hem de kafir gibi namaz kılmayacaksın. Hem Allah'a inanıyorum diyeceksin, hem de Allah yok gibi yaşayacaksın. Hem Peygamberim Muhammed Mustafa diyecek, kitabım Kur'an diyeceksin, ne kitaba uyacaksın, ne Muhammed Mustafa'nın yolundan gideceksin. Müslümanım de, gavur gibi yaşa. Nasıl iş? Namaz kılmayan kafir olmaz ama kafirler namaz kılmaz. Ya